Kadının kalitesini bozmaya kalktın mı toplumda çöküyor. Kadının bakımlı olması, süslü olması, güzel olması yüksek kaliteyi gösterir. En güzel şekilde giyinsinler, en güzel şekilde makyaj yapsınlar, en güzel şekilde kendini yetiştirsinler, en güzel görevlere gelsinler. Değil mi? Arabaları güzel olsun, yemekleri güzel olsun. Yani kadın güzelliği bütün dünyaya hayat verir. Kadın güzelliği olmadı mı insanlar içine kapanıyor, hayat çöküyor adeta. Çünkü güzel olan hiçbir şey kalmamış oluyor. Kadın güzellik amacı ne geri kalıyor? Adam hayvanları da sevmiyor. Çiçekleri de sevmiyor. Ne kalıyor geriye? Sadece çalışıyor adam. Ve yemek yiyor. Yine çalışıyor, yemek yiyor. Hayat bu mu ya? O zaman bezer adam. Olmaz. O zaman işte darbeler geliyor. Toplum huzursuz oluyor. Toplum yaşayamayacak hale geliyor. Bunalıma giriyor toplum. Güzellik olmadan, sanat kalite olmadan toplum yaşayamaz. Toplumun ana amacı hep güzellik, sanat ve kalitedir. Yani güzellik, sanat ve kalite demek Allah sevgisini ifade etmenin en yüksek şeklidir. Güzel konuşuyor Müslüman, güzel ahlak gösteriyor, bu bir kalitedir. Temiz oluyor, bir kalitedir. Yardımsever oluyor, kalitedir. Yani İslami, Kur'an'ı olan her şey kalitedir. Ama bunları en güzel, en yüksek, en veciz, en halis ve en samimi şekilde uygulamak lazım. Kadınların dans yaptığı toplumdan çöker mi hocam? Yok işte o toplumlar yaşar. Kadınların dans edemediği toplumlar çöker. Kadının eğlenemediği, gülemediği, sokağa çıkamadığı, giyinemediği, süslenemediği, yani neşeli olamadığı bir toplum çöker. Çünkü kullarının yarısı, Allah kullarının yarısına zulmedildiğinde o toplumu çökertir. Hep tarihte çökmüştür. Yani İslam ülkelerine bakın, çökmelerinin sebebi budur. Mahvolmanın sebebi budur. Kadınlara yapılan zulümdür. Başka bir nedeni yok. Allah zalimleri musallat ediyor o zaman. Zalimleri musallat ediyor ve toplum o çöker toplum. O millet çöker. Kadın dans edecek, gülecek, eğlenecek. Erkekler gidiyor pavyona ellerinde tesbihle falan bacak bacak üstüne atıyor. Böyle ağlar falan oluyor bazen. Eğleniyor. Gerçi meşru değil onlar eğlenme şekilde. Şarap içiyor bilmem ne falan. Yahut fuhuş yapıyor. Öyle değil. Kadın nasıl eğleneceğini bilir. Yakasını bırakacaksın yeter ki. Yani bunun üstüne duracaksın. Çok iffetli kadınlar. Bayağı akıllılar. Ben öyle cıvık hiçbir kadına karşılaşmadım. Hepsi iffetine namusuna düşkün. Ben mesela modeller falan da gidiyor buraya konuşuyorum falan. Yabancı Hristiyan modeller falan. Bayağı namuslarına düşkünler. Öyle ben namussuz adam görmedim. Genç kızlar bayağı titizler. Öyle bir olay yok. Bir bayana aşık olmak. Allah'ın tecellisi olarak, Allah'a aşık olarak olur. Allah aşkıyla. Allah'a aşık olarak. Çünkü ama şimdi aşık oluyorsun ama gidip yani musallat olmak falan anlamında olmaz. O ona saygı göstertirsin, nezaket göstersin, korur kollarsın. Efendim namusuna, iffetine zarar gelmemesi için özen göstertirsin. Üzülmemesine özen göstertirsin. Yani bir çiçek nasıl korunur? Öyle koruyorsan aşık ol. Güzel. Kadın düşmanlığının sebebi nedir? Yakışıklı mı? Doğrudan şeytan. Çünkü şeytan homoseksüeldir. Kadınlardan nefret eder şeytan. Dolayısıyla kadınların aleyhine çok fazla hurafe uydurtmuştur gelenekçilere. Ne diyor? Kadın uğursuzdur. Kadın şeytandır. Haşa. Kadın cehennemi dolduracak varlıktır. Cehennemi dolduracak insanların %99'u kadındır. Kadın ne derse tersini yapın. Kadın buçuktur. Yani insan değildir. İnsanla hayvan arası bir varlıktır. Kadını döverek hizaya getirin. Deşarj olun. Rezil ifadeler. Yani ucu sanı yok. Bak şeytan oradan bir öfkeyi meydana getirmiş kadınlara karşı. Darwin's kanalında ne diyor? Kadın insanla hayvan arası bir varlıktır. Köpekten daha iyidir diyor Darwin. Şimdi oradan da bir sıkıştırma var. İkisinin arasında kadını şeytan bütün gücüne ezmeye kalkıyordu. Ama biz devreye girince şeytan hopluyor hopluyor kaçmaya başladı. Bundan sonra bu oyuna müsaade etmeyiz.
ve etmeyeceğiz.